Tuvallerine İslamiyet'i yansıtan ressam Sıdıka Cuma, yazan Zeynep Serra İşler. Bu haberimizde tezgahından manaya uzanan bir ressamı Sıdıka Cuma'nın tuvallere yerleşmiş hayatını tanıtacağız. Her anımızda ifade becerilerimizi kullanarak bağlarımızı yoklar ve fikir dünyamızın nabzıyla buluştururuz çevremizdekileri. Düşünce evrenimizin aynı olmayan sesleri her birimizi ayrı tezgahlara yöneltse de inancımızın kuvvetli bileği benzer manaları ortaya döker. Bu kez tezgahından manaya uzanan bir ressamı Sıdıka Cuma'nın tuvallere yerleşmiş hayatını tanıtacağız. Kur'an ve İslam geleneğinin rehberliğinde zengin bir dini ve kültürel mirası kutlayan bir sanat yaratıyorum diyen Cuma için bir tuvali özenle kaplamak onun kişisel tesbihi. Her bir parçasını resmederken büyük bir adanmışlık gösteren Sıdıka Cuma, daha önce hacca gitmemiş ancak o kutsal ruhun ağırlığını ve bir o kadar manevi hafifliğini renklerin esintisine teslim ediyor. 8 yaşında Tanzanya Darüsselam'daki evlerinin yakınında başında meyve sepeti taşıyan bir kadının resmini çizdi. Böylece Sıdıka Cuma yerel bir gazetede ismini ilk kez duyurdu. Kendi deyimiyle de böylece hayattaki yolu belirlendi. 13 yaşında İngiltere'ye geldi ve göçmen bir ailenin çocuğu olarak tüm mücadelesine rağmen grafik tasarım eğitimini tamamlayamadı. Hayatına ayrıca çocuklarının da sorumluluğu eklendiği bir dönemde dergi yayıncılığı ve reklamcılık gibi işlerle uğraştı. Kendisi gibi sanatı sıcak bir yuva olarak görmekten men edilen çocuklar için kaliteli eğlence oluşturmayı umarak animasyon ve kitap yayıncılığını el attı. Onu resme yaklaştıran bu girişimler ona sanatın keskin tutkusunu hatırlatıyordu. Hayatım boyunca inancım için bir çeşit ifade aradım. Bununla beraber bağımlılığımı ifade etmenin yolunu resimde buldum. Ayrıca inancımı inanılmaz bir şekilde uyandırdığım ve olgunlaştırdığım için sanata minnet borcum var diyor Sıdıka Cuma. Parçalarını Allah'a küçük bir adak gibi gören Sıdıka Cuma, şu anda dünyanın dört bir yanında müzelerde gururla barındırılan kadim Kur'an'ları akla getiren eserlere sahip. Öyle ki o resimlerinin canlılığını, inancının ona verdiği neşeyle konuşan estetik bir seçim şeklinde tanımlıyor. Birbirini izleyen göz alıcı renk katmanları, karmaşık tekrarlayan desenler ve kaligrafi ile karakterize edilen eserlerinden bir tanesi de Great Ormond Street Hastanesi'nde bulunuyor. Cuma, karşı konulamaz bir özlemle kutsal şehre çekildiği bu yolculukta klasik İslam sanatının taklidinden çok özgün bir tarzın nefesi oldu. Ayrıca çalışmalarından birinin halka açık olmasını arzulayarak 2014 yılında her kesimden insanın fırça darbesinden oluşacak bir eser projesini başlattı. Bu parçası da 7500 el tarafından boyandı. Sıdıka Cuma, inancının köklerinden duyduğu güçle harekete geçti ve dalları birbirinden farklı iklimlerle çoğaldı. Böylece yeşermek için yalnızca baharları beklemeyecek dirayetli bir sabrın da örneği oldu.